Seyit Rıza ve arkadaşlarının Elazığ'da Buğday Meydanı'nda 1938'de asılmaları ve kefensiz olmaları sebebiyle onları anmak, yad etmek amacıyla buradayız. Seyitlerimiz huzurunda dara durmak için hepinizi saygı duruşuna çağırıyorum. Ya Hak. Bu yaktığımız çera, bu yandırdığımız çera, yollarına ışık olması dileğiyle. Hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Reya Hak Alevi inancında her varlık hakkın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu hakikatten hareketle insan hakkın nurunu, ruhunu ve bilincini taşır. Elbette ki bir canı dara kaldırmak onu yok etmek değildir. Biliyoruz ki inancımızda ceza var, eza yoktur. Doğru zamanda hak kelamını söylemek ibadetten sayılır. Yine yol bize öğretmiş ki sorumluluk oranına göre darımız kurulur. Burada önemli olan iyi olan şeyleri temsil etmek ve yaşamaktır. İyi düşünen, zamanında iyi kelamı ibadetten sayan, her ikisini hak aşkı ve Hızır gayretiyle birleştiren her can bizim için değerlidir. Arsıza, nursuza, pirsize, hırsıza, ahlaksız devlet yetkililerine karşı yolun aklını esas alan bir duruş, sorumluluk ve şeffaf ilişkiler geliştirme elbette ki istenendir. Kefensiz yatanlarımız, dara gidenlerimiz serden geçtikleri için pir kabul edilirler. Normal zamanlarda hükmün ertelenmesi hem inancımızda hem de ceza hukukunda mevcuttur. Toplumun darda ve zorda olduğu olağanüstü dönemlerde kaos ve kriz durumunda hak meydanında direniş ruhuyla hareket etmek gerekir. Alevi coğrafyası mekana ezilmiş durumdayken, Nemrud'u zihniyet toplumsal hakikati paramparça ederken, mevcut siyasetleriyle Alevi dünyasının geleceğine ciddi bir zihniyet körlüğü yaşatılırken, inancımız kültürel ve fiziki soykırım eşiğinde yaşamaya devam ederken, günceli doğru okumak boynumuzun borcudur. Aleviler modernizmi, liberalizmin tüm yaşam tarzlarını kendileri için ilericilik olarak görüyorlar. Demokratik zihniyet olarak görüyorlar. Bugüne kadar Aleviler adına siyaset yapanların çoğu bu zihniyetten kurtulamadı. Oysa demokratik zihniyet ve Hızır'ın dili Alevi hakikatinin yaşam biçimidir. Yol önderlerimizin bizlere bıraktığı onurlu mirası korumak, gelecek kuşaklara aktarmak için siyaset yapanlar ya da ileride siyaset yapmaya aday olanlar ne yazık ki gönül kalsın yol kalmasın düsturunu ters çevirdiler. Sorunları çözme, perspektif belirleme, zorluklarla mücadele etme, hakikati esas almayı gerektirir. Bu da sıdkı bütün bir inanç ve yola sadakati gerektirir. Özgürlük uğruna çıkılan yol bedeller ödenerek kat edilir. Dersim Alevileri devletin yazılı yasalarına göre değil, kendi sözlü kural ve geleneklerine göre yaşardı. Bu özel yapı Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet'te de merkezi otoriteyi hep rahatsız etti. Merkezi
anılması bugün Dersim denmesinin sebebi, birçok insanın Dersim demeyi tercih etmesinin nedeni 38'i unutmamak adına, onu yaşatmak adına böyle bir tercihte bulunuyorlar. Bu duygudan ileri gelen bir şey. Dersim bölgesi aşiretlerden oluşuyor. Neden Seyit Rıza ve arkadaşları derdiğinde birçok insan bunu bilmiyor. Evet, binlerce insan katledildi. Seyit Rıza ve arkadaşları Dersim bölgesindeki aşiretlerin ileri gelenleri. Zaten siz o ileri gelenleri yok ettiğinizde onlardaki bir kırılmayı oluşturuyorsunuz, dağıtıyorsunuz. İnanç olarak da ocaklar üzerinden Dersim örgütleniyor. Birçok 12 tane ocağın merkezi Dersim'de. O nedenle Dersim hem inanç merkezi hem de kültürel bir merkez. Doğası da sarp kayalardan oluşuyor, sayısız mağaralar var. Hatta bugün bile bazı mağaralara girildiğinde kemiklerle karşılaşabiliyorsunuz. Köyle en yakın neredeki mağara varsa, sadece orada yaşayanlar bildiği için çok sarp kayalarda Dersim'e gidenler görürler. O kayalarda günlerce saklanmışlar. Ama buna rağmen Dersim halkı direniyor, hala özüne sahip olmaya çalışıyor. O nedenle seyitlerine her zaman daha fazla sahip çıkıyorlar. Sayısız belgesel yapıldı. Bu da onlardan biriydi. Ağıtlar derlendi. Artık yaşlanıyor insanlar ve kaynak kişiler, tanıklık edenler bir bir ortadan kalkıyor. Buradan yola çıkarak birçok canımız, araştırmacı, gazeteci, yazar canımız, ağıtlar, tanıklar üzerinden kültürel araştırmalar yaparak bir arşiv oluşturmaya çalışıyorlar. Ane tatuya noru materu no sene halu vayir no kulte deru emane tatuya noru materu no sene halu vayir no kulte deru nene tu kenu ceren tu veru nene te kenu Argeniota vayi ezun tu berdo mutfam kerda heyran ey besan mendo Argeniota vayi ezun tu berdo mutfam kerdo heyran ey besan mendo sari heram berdo ezni kanırten dero sari heram berdo kanı tevravu mezge mi talanu roştya mı tarya deve mi vesnaye ezni katevravu mezge mi talanu roştya mı takya dare mi bombaye derdi aynı karu debe vayro debe vayro Altyazı M.K.
babasından ve yoldaşlarını anarken onların bıraktığı direniş, mücadele karşısında saygıyla, minnetle eğiliyoruz. Şimdi ben onların anısına bir şiir okuyacağım. Sevgili Kemal Bülbül, HDP Milletvekili Kemal Bülbül'ün yazdığı bir şiir. Seni andım yine pirlerin piri, içi pellerinden kanmaya geldim. Bedenim kül oldu, yüreğim diri, Mansur'un aşkıyla yanmaya geldim. Dersimin doğası, rüzgarı sensin, mazlumun imanı, ikrarı sensin. Munzur gözesinin pınarı sensin, dudağımı suya banmaya geldim. Yezid'in eliyle Dersim tutuştu, ceylan katledildi, güvercin uçtu. İnsanlığa karşı işlenen suçtu, onun hesabını sormaya geldim. Bülbülü şeydayım, ne bitmez çile, bu düzen sahtekar, her yanı hile. Zülfikar kuşandım, bindim düldüle, Yezid soyluları yenmeye geldim. Bir uzun havadır şu Munzur Dağı, mor bir katar gibi dolanır gider, dolanır gider. Saz çalınır akşamlar cem olur, gönlüm terazisi bozulur gider. Saz çalınır akşamlar cem olur, gönlüm terazisi bozulur gider. Bakışını unuturken bende kavuşmak demiştin hasretlere inat. Ateşe ve suya söz geçmez artık, yel taşımaz sesimi. Uğultular cehennem kasvetidir, her sokak kör bir karanlık. Oğul oğul neyleyim ben böyle günü, har savurur yüreğimi volkanlar gibi. Şimdi yokluğunu düşünmek öldürür beni, şimdi seni özlemek öldürür, seni özlemek öldürür beni. Fırat vura vura başını, benim anam döve döve düşünü, oy düşünü. Aşar çığlıklarım, anacıklarım, ağıtlar yükselir Munzur'a doğru. Aşar çığlıklarım, anacıklarım, ağıtlar yükselir Mercan'a doğru. Seyit Rıza'nın 81. idam edilişinde Seyit Rıza nezdinde bütün yitirdiğimiz canları hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. İnsanlığı bilen, insanlığı bilerek hak yolunda yürür ve canını hakka sunar. Hak ve hakikatla birleşir. Hak ve hakikatla birleşenlere aşk olsun. Devri daim ve kaim olsun. Ruhu şad, mekanın nur, Hızır yoldaşı, pir haldaşı olsun. Canı erenlerin, velilerin, pürü pak, müşhidi kamillerin ve güruhu nazilerin katarına karışsın. Bu dileklerimizi hakka, hakikate sunduk. Kabul ve makbul olsun. Dil bizden, nefes pirden olsun. Gelseyin demine, dervanına hü diyelim.